Batı doğumlu garipliyim. Yaklaşık 28 yıldır yapıyorum bu işi. 2 yıllık muavinli yaptım. Ondan sonra... Muavinlikten gelmezsin değil mi abi sen de? Muavinden otobüsünü, kamyonculuk hiç yapmadım. Hep otobüsünü yaptım. İşimizi severek yapıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Cesur Bingöl adına. Şoförlük, otobüs şoförlüğü nasıl bir iş yani dayı öyle? Ya çok da hoş bir şey değil. Yani bu dikkat isteyen bir şeydir. Hata yapmayacak. Yani sıfır hata. Yani sürekli can taşıyorsun. En az 60 kişilik otobüs yani. Evet, yani bu arkanda bu kadar yolculuk var. Hata yapmamaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle hata, bu hatası olmaz yani bu işin. Peki dayı bu işin güzel yönleri nedir öyle? Otobüs işte bir macera gibi yani yolculuk şey seyahat yapıyorsun işte sürekli doğa. Yeni yerler görüyorsun. Evet, yok sürekli yeni yerler mi yoksa her gün değişik yerlere gidiyoruz yani. Değil mi? Her gün başka bir şey oluyor yani. Mesela yani. Geçen gün bu yol yoktu yani. Bu yol yok da eski yoldan gidiyoruz. Eski yollar vardı. Eski yoldan gidiyoruz. Yani turdur bizimki tur. Yani her ay sonuna kadar her bütün şehirlere gidiyoruz yani. Türkiye'nin belirli şehirlerine giriyoruz yani. Karadeniz olsun, Ege olsun. Peki bir şey soracağım dayı sana. Önceki zamanlarda otobüsler böyle bu kadar teknolojik değildi. Daha eski modellerdi, yollar daha tek yönlüydü, gidiş gelişli. Bunun size katkısı nasıl peki? Bu şu anda yani otobüslerden gelişmiş en son modeldir. Şu anda en son model aracı kullanıyoruz yani. Peki dayı yakıt ne alemde? Yakıt yaklaşık aracımız 500 litre alıyor. Para olarak şu an bugünkü parayla 15.500 lira deposu doluyor. Haliyle dolu gidip geliyoruz, zarar ediyoruz. Peki otobüse rağbet nasıl dayı? Otobüse rağbet nasıl? Uçak bir adım sanki biraz daha önde millet. Zamandan millet kazanıyor. Yani esnaf artık esnaf hep uçağı tercih ediyor. Çünkü adam günlük gidip işini bitirip tekrar geri dönüyor. Onun için otobüs onun için bir zaman kaybıdır. Muzaffer bir gün boyu yollardasın. Peki sevdiklerinle, ailenle nasıl? Düğün olur, cenaze olur? Valla ben şöyle oldu. Yani duyduğunuz her cenazeye gidiyoruz. Mesela yarın ben Gence rahmetli Şerif'in taziyesine gideceğiz. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet etsin. Gideceğiz yani mutlaka iki günde bir memlekete gidiyoruz. Ailemizi de görüyoruz, çocukları da görüyoruz. Gitmediğimiz taziyeleri fatihamızı okup geliyor. Onlar da kusura bakın. Tabii onlar evet. Biliyorlar bizim işimizi biliyorlar. Yani kimse bizi o konuda bir darılma olmuyor. Yani elimizden geldi duyduğumuz şeylerle aslında genç mazi gerçekten ona teşekkür ederim. Peki genç mazi bu konuda size desteği oluyor mu? Biz zaten bütün taziyeleri genç maziden öğreniyoruz. Yani elimizdeki telefonlar da görüyoruz ya, Allah razı olsun. Onlar anında şey yapıyorlar, yayınlıyorlar. Biz de oradan görüyoruz. Onun için taziyelerimize gidiyoruz. Peki şu an neredeyiz dayı biz? Nereye yetişmek üzereyiz? Tarsus'tayım. Tarsus doğu gişelerine doğru gidiyoruz. Otobandayız. Adana'ya doğru gidiyoruz. Peki dayı sana şey soracağım. Diyelim ki Mersin'den araba kalktı Bingöl'e taraf. Ama az yolcu var. Ya bununla ilgili bir daha çözümleme getirilemez mi acaba? Yok çözüm yani burada şoförlere araba sahibine de hak tanımak lazım. Vallahi şöyle bir şey yani noktadan çıktığımız gibi son noktaya gitmen lazım. Bazen Hasbingöl'e şey yapıyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii müdürlerimizle görüşüyoruz. Ondan sonra yolcu çok zayıf olursa bir tane araba kalıyor, öbürü devam ediyor. Yani mutlaka bir mağduriyet yaratmıyoruz. Kesinlikle yolcularımız kalmıyor.
öyle bir şey yok yani. Birbirimize yardımcı oluyoruz işte. Peki otobüs şoförleri arasındaki muhabbet nasıl? O samimiyet nasıl? Vallahi şoförler hepsi arkadaşlarımızdır, samimiyet. Bir sıkıntı yok yani. Bazı arkadaşlar içinde ufak dargınlıklar oluyor, o da normaldir yani. Kimse de bir alıp vereceğim diyor, herkes işine bakıyor. İyidir yani. Kimse de hep memleket çocukları bir yabancı fazla yok içimizde. Sizin zamanınızdaki muavinlerin hepsi şoförlüğe geçiş yaptı. Şu an ileride de bu meslek olur mu, otobüs şoförlüğü? Vallahi devam eder yani. Desem bu toplu taşıma Türkiye'de biraz zor biter. Devam eder. Artık ne kadar sürerse bizden sonra kaç kuşağı görür onu bilmem. Devam eder yalnız. Peki iyi bir şoför nasıl olur dayı? Nasıl yetiştirilir be adam? Şoför şöyle bir şey. Gençler biraz bu işe eğimli olduğu için daha güzel kullanıyor. Gençler tabii daha bizden bir ki iyidirler gençler. Çünkü gençler bizden daha güzel araç kullanıyorlar. Daha teknolojiden daha iyi anlıyorlar. Gerçekten şimdiki mesela Zülküf şu anda mesela beni ona kattı. Zülküf daha maşallah çok memnuniyetli bir muavin. Çok sevdik Zülküf Bey'i. Sadece bir yaşı bekliyor. Otobüs ehliyeti yaşı kaç dayı? 24 mü? Yaşı geldiği gibi bizim bir tane Mapeza diye bir şoförümüz var. Mapeza. Onu tünelin içinde indirip Zülküf devam edecek. Mapeza geçti. Herkes Mapeza'yı tanıyor. Yani. Mapeza. Ben tanıyorum. Dayı şimdi nereye geldi? Gölbaşı Ulu Dinlenme Tesisine geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra istikamet Bingöl. Yiyeceğiz. İstikamet Bingöl'e doğru. Bundan sonra işte Erkenek gelecek. Sürgünden sonra Malatya, Elazığ, Bingöl'e gideceğiz inşallah. Hadi hepimize hayırlı yolculuklar o zaman. Yanımızda diğer kaptanlarımızdan Ali abi var. Ali abi seni bir tanıyalım. Ben Ali Ertürk, Simsorluyum, Bingöl'lüyüm yani. Bingöl'lüyüm. Bu 30 senelik serüven otobüs sektörü nasıl geçti dayı, bir anlatır mısın? Bu 33 senelik iyi geçti ama bu 2022 berbat geçti. 2022 her şey sildi süpürdü. Her şeyi götürdü. Her tarafı berbat etti. Günlük... En çok yakıttan şikayetçisin zaten dayı. Günlük haftalık yakıt zammından şikayetçiyim. Yakıt zammından da normalde otobüsçü esnaf yine zammını koyuyor. Bu hem bilet, bu sefer bilet, halka yansıyor. Halka yansıyor. Bu sefer halka, size de yansıyor. Tabii. Halk da perişan. Biz de perişanız. Biz de harçlığımız... Daha sonumuz için hayırlısı olsun diyelim. Dayı peki bu şoförlükle ilgili bize neler söylersin? Şoförle ilgili ne diyeyim? Şoförlük nasıl bir meslektir? Gece şoförlüğü, uykusuzluğu. Tabii var ama otobüsün bir tek şansı çift şofördü. Uykun gelirse diğer şoför gider. Kabinde yatmak peki nasıl? Alışmışız bize otel gibi. Otel gibi yani suite oda. Suite oda. Belki evdeki yatağı yadırgıyoruz artık. Dayı gece şoförlüğünün zorluğu nedir mesela? Kamyonlar gidiyor, onların uykusuzluğu var, acemi şoför olanlar var. Tarafın acemiliği olur, uykusuzluğu olur, tabii daha fazla dikkat etmen lazım. Şoför adamların bir sözü vardır, her zaman karşıdaki adamı acemi bileceksin. Benim babamın da lafıdır, diyor, karşı adam her zaman acemi bileceksin. Uykusuz bileceksin, sarhoş bileceksin, yani her şey olur yani. Ya vallahi dünya hali. Mavinimizdir ki burada yani sağ olsun. Ha. Zülküf Bey'den Allah razı olsun. Çok değerli bir mavin. Zülküf Bey'e de soralım. Zülküf Bey, merhaba. Merhaba abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Zülküf 60 ben. Tecrübeli mavinlerden, geleceğin usta şoförlerinden. Hayırlısıyla olursa bu sene... Ehliyeti bekliyoruz ha. Bir ehliyeti... Ehliyet yok. Ehliyet cebinden çıkar. Peki dayı, arabayı ehliyet mi sürer, şoför mü sürer? Vallahi şoför sürer. 10 tane ehliyeti olsa da boş ha. Boş, şoför sürer. Zülküf Bey, sana inşallah seni de direksiyonda göreceğiz. Hayırlısıyla. Seni bir tanıyalım. Zülküf 60 ben. Kaç senelik mavinsin?
senedir. Bu seneyle beraber 7 yıl oldu. 7 yıl maşallah. Evet. Mavilik nasıl? Şoförlükten sanki öyle bir tık daha öyle zor. İndir, kaldır, getir, götür. Mavilik çok sıkıntılı bir iş. Yani her işin bir zorluğu var, o ayrı bir konu. Mavilik biraz daha sıkıntılı. Peki mavilinin sıkıntısı nedir? Mavilinin sıkıntısı en büyük sorun insanlarla uğraşmak. Onları memnun etmek zor değil mi? Valizlerin peki kaybolması? Valizlerin kaybolması hem bir açıdan senden yana, bir açıdan yolcudan yana. Gece gündüz fark etmiyor. Uykudan kalktığı zaman, valizini verdiğin zaman hani sürekli söylüyoruz. Söylüyoruz diğer arkadaşlarımla. Yanlış bağ, senin mi fazla mı eksik mi diye kontrol eden. Abi bir sürü sıkıntı ha. Peki sen bir ana soru. Güzel bir mavin nasıl olur? Güzel bir mavin nasıl olur? Çekirdekten, genç bir yaşta. Sıfırdan başlayarak, yıllarını vererek bu şekilde olur. Bence bu otobüse bindiğinde dışarı hayatını bir kenara atman gerekiyor. Değil mi? Peki onun masa bir zorluğu oluyor mu? Dayı sana da sorayım. Otobüse bindin ama geride diyelim ki güzel bir gün var, bir düğün var, bir topluluk var. Orada da olman da gerekiyor. O tür durumlarda nasıl peki? Şoför arkadaş buluruz ya. Bir tane buluruz. Kendi yerimize bir tane şoför bulur, göndeririz, gitmeyiz. İnşallah. İnşallah o konuda hiçbir sıkıntı yaşanmaz kimse. Bazen de bulamıyoruz, mecbur zor. Oldu mu da oluyor yani. Öyle günlerimiz de olmuş yani. Aynı düğünün oluyor bazen. Bir durumun oluyor, bulamıyorsun. Gidiyorsun. Hani öyle bir meslektir. Ya. Olmadı mı ne yapacaksın? Mecbur gidelim. Bu da bir cenaze gibi. Herkes uykudan memnun. Nasıl uykudan? Sen şoförlerden memnunsun. Ben de onlardan biraz memnunum. Biraz da seni dinleyelim. Kimden de memnunum. Valla Zülkü tüm otogaroda seni konuşuyor. Zülkü aşağı, Zülkü yukarı. Ben sana dediğim gibi abi bu iş benim babamın babasından gelme. Nereden? Nereden nereye? Baba mesleğidir. O yüzden Zülkü'nün bu meslek. Zülkü'nün. Ağla bir selam gönder bak buradan. Nurettin Katmış'a gölbaşından selam var. Nurettin Katmış? He. Malasal hadi. Balasar adın da amca çocuklardır beraber. Ona da selam olsun. Peki Zülküf nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Kızılelma nere? Kızılelma Ankara'da. Kızılelma bambaşka bir boyutu var. Son durak neresi? Son durak nasip olursa Bingöl. Ondan sonra. Peki Ali abi, otobüslerin sanayi durumu nasıl? Parça fiyatları? Parça fiyatları pahalı. Her şey mark euro'ya bağlı. Yakıta vurunca lastiğe de vuruyor, parçaya da vuruyor. Her şeye vuruyor. Peki bu yeni otobüslerin modelleri en son 2020 değil mi? Bizim o şansımız var, arabalarımız yeni. Firmamızdan arabalar. İşlere baksan uçak kokpiti gibi ersiniz sanki. Abi bizim arabalar 2020'den aşağı, bizde araba yok. Şu arabamız 2020. Bu daha insana bir avantaj sağlıyor değil mi? Sanayiden kaçıyoruz en azından, sanayili kişimiz olmaz. Peki hiç böyle yolda kaldın, kışın? Kışın çok kalmışız. Mesela nerede kaldınız öyle? Yolda kalmışız. Uzun yaylada kalmışız. Kardan dolayı mı yoksa? Çok yağmıştı öyle. Fırtına yol kapalıdan dolayı kalmışız yani. Şu yolda da kalmışız mesela. Karanlık bize dayı, götür bizi o günlere. Karanlık dere mesela önümüzdeki, bak önümüzdeki rampada da kalmışız. Kar nedeniyle yol kapanmış. Tıkanmış, tırlar kaymıştı, biz kalmışız yani. Bir gecelerde birer, ikişer gün kaldığımı hatırlıyorum. İkişer gün. Bir iki gece kaldığımızı da hatırlıyorum. Müdahale olmadı mı öyle yani? O zamanın imkanlarıyla. Neler, artık çerezdir, bisküvidir, kimde ne varsa atıştırıyorduk, öyle idare ediyorduk. Allah o günleri yaşatmasın, Allah kaza bela vermesin hiç kimse. Dayı pek bir şey sorayım sana. Diyelim ki otobüs şoförü değilsin de ne olmak isterdin daha öyle? Var mı böyle çocukluk hayalin veya başka bir şey? En azından bir devlet memurunda çalışmak isterdim. Efendim? Devlet dairesinde memur olmak isterdim. En azından bir emekli tadını çıkardım emeklilere. Otobüs şoförlüğünde de emeklilik durumu var mı peki? Sigortadan dolayı. Emekliyim ama aldığım maaş 3 bin lira. 3 bin lira nasıl geçim edin? Thank you.
buradan selamını iletmek istediğin kimse var mı? Buradan bütün dostlara, otobüs camiasına selamlar olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah sana yardımcın olsun da Allah kaza bela vermesin. Peki Zeki Bey senin? Söylemek istediğin son bir şey var mı öyle? Benim söylemek istediğim son bir şey... Mavinliği bırakın. Mavin olmayı. Bırakın kendini. Ama bu son dönemde bir tane mavin kıtlığı var herhalde. Mavin kıtlığı var herhalde bir daha. Mavinler de kaçıyor. Sen bir nadir bir parçasın bu otobüs sektöründe. Buradan Zülküf'ün kıymetini bilmeyenlere sesleniyoruz. Kıymetimi bilmiyorsa buradan gelin. Allah da Zülküf anlar Zülküf, bize. Zülküf, ben çok çalışmamışım Zülküf'le. Ben yeni geliyorum ama ben onu iyi seçtim. Zülküf sen? İstediğim son bir şey, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Buradan sana selam mı iletmek istediğin kimse var mı? Benim buradan selam söylemek istediğim bütün dostlara, arkadaşlara, Müslüman camiatına selam olsun. Dayı toplam ne kadar tutuyor yakıtımız? Toplam çeyrek depomuz da doluydu. 11.204 lira. Bu ne kadar toplam verdi sana? Bana 500 litre alıyor değil mi? 500 litre alıyor. Depo boş olursa 15.000. Peki bu aldığın yakıt seni kaç kilometre götürüyor? 2.000 kilometre götürür. Allah daha nice yollara götürsün dayı.